Sen de ama tam böyle bir sanat canavarısın. Her yerde olan sanatı görüyorsun. Mesela buradakini nasıl gördün? Merhaba arkadaşlar, şu an New Hope'tayız. Burası merkez ve herkesin diğer eyaletlerden gelip dolaştığı, turistlerin buraya akın akın ettiği bir bölgedeyiz. Şu an hava çok sıcak, hadi birlikte dolaşalım. Evet Eylül Hanım, bizi nereye götürüyorsun? Şurada bir tane değişik bir yaratık var. Bunun ismini bilen varsa lütfen yorumlara belirsin. Abonemizin az sayıda olduğu kanalımızda. Şöyle ünlü Pennsylvania ile New Jersey birbirine bağlayan eski bir köprü. Yani herhalde yüzyıllardır olan bir köprü değil mi? Aynen. Geçen bahsettim, boğulanlar falan oluyordu. Yani tehlikeli mi o kadar? Ya çok derin değil ama geçen yıl. Orada. Zorladım da geçemedim. Sen mi alacaksın? Sağ ol. Hava çok güzel bugün ama. Bak buraya da buradan böyle bir göreceğiz lan. Sokak var. Oradan çıkan bir daha geri gelemiyor. Hediyelik eşyalar, çok tatlı dükkanlar var. Muhafızlar var. Her yerde muhafız bulabilirsiniz. Çok tatlı dükkanlar var şurada. Takılar. Ya bu pazar olduğu için böyle yürüyen insanlar görürüz, evet, ama. Evet, bayağı kalabalık bugün. Genel olarak çok sakin. Ama tatil olduğu için böyle. Aynen. Daha yeni yeni açılıyor. Peki, her taraf. Genelde hangi günlerde geliyorlar buraya insanlar? Genelde hafta sonu. Hafta sonu bunların eğlence günü mü? Aynen. İnsanlar tüm hafta boyunca çalışıp arabayı, burada. Arabayı. Sen motoru falan boşver, direği boşver de arabayı. Çok güzel, buraya da gelelim akşam. Hep takıldığımız mekan, Havana. Bütün kırık insanların takıldığı yer Havana. Kırık insanlar mı? Evet. Biz kırık mıyız? Zaten biz de kırıyoruz. Gece 2'ye kadar açık olan tek mekan. O yüzden her zaman dolu dolu. Gece abi kaçta bitiyor şu an? Burada saat 9'da bitiyor. Saat 9 gibi her şey bitiyor. Her önüme gelene çarpıyorum, spor ediyorum. Çarpa çarpa gidiyorum ben de. Artık şey gibi. Aynen. Nereye gelmiyorum? Şurası da çok tatlı bir mekan. Belki de onlar çarpmak istiyorlar. Şuraya bak. Her taraf
cennetten kopmuş bir parça gibi. Ama ben gelen için böyle enteresan. Efendim? Gelenler için alışılmadık tatlar. Aynen tabii ki. Hoş bak biraz zaman alıyor. biraz özgür, çok özgür diyelim. Şöyle tatlı şeyler var şurada diyerek. Yan tarafımızda nehir oluyor aslında. Her bölgede görünüyor ama. Ama yol yok. Thank you mama. Evet, burası da çok ünlü bir playhouse. Ya muhteşem manzara. Şöyle bak. Akşamı da çok güzel oluyor buranın. Yan tarafta otel ayrıca. Stella Otel. Bayağı abi, ünlü bir otel. Yemekleri de çok güzel. İşte burayı çizeceksin. Yani bunu, buranın resmini yapmak istiyorum. Bayağı eski. Ve manzara muhteşem. Yani buradaki her art galeride mutlaka bundan bir tane resim vardır. Yağlı boya. Güzel görünüyor. Şimdi oradaki köprüye yürüyeceğiz. Her taraf yemyeşil. Şuraya bak. Abi şurası tam olarak otel mi? Otel olarak mı kullanılıyor yani? Yok, tiyatrolar falan yapılıyor. Ünlü kişiler geliyor. Yani böyle aktivite yapılacaksa burada tercih edilen bir mekan. Aynen yani, bayağı. O zaman sivil insanlar da geldi yani, üyelik yapmadan. Yani yok, üyelik yapmadan bilet kesiyorsun, geliyorsun direkt. Ne kadar pahalı acaba? Çok pahalı değil ya. Dolara göre pahalı değil mi? Şöyle 65-75 dolar falan oluyor her bir gösteri. Bundan sonra biz paraya para demiyoruz. Paraya dolar diyoruz. Şurada çok tatlı bir kafe var gene. Seni oraya getireceğim. Hep böyle diyor da. Yemekleri çok güzel. En sonda da oraya uğrarız bence. Bir şey var, bir başka bir mekan var. Aa evet, bugün gidebiliriz bence. Her zaman yeni bir mekan, yeni bir söz. Evet. Buranın en ünlü oteli yine şöyle yapılmıştır. Yemekleri de çok güzel. Nehir sağımızda kalıyor yine. Şöyle. Otele doğru inmeyelim şu an. Köprüye doğru gideceğiz. Sihirbazlık mı yapıyor şu an? Evet. Bırakın bu işleri. İnanmayın böyle şeylere. Sabun dükkanı. Ay burası yeni açılmış, burası yoktu. Burada ördekler falan vardı, farklı bir dükkandı. Şimdi şöyle. Zaten şunu fark ettim, dükkanlar böyle üst günde bir şekil değiştiriyor. İlerledikçe her restoranlar daha lüks hale geliyor, farkında mısın? Evet. İşte şurası çok çok lüks ve güzel. Yan evet. Taraf daha da şey oluyor. 100 metrede kalite artıyor. 100 metrede kaldırımlar bile değişiyor. Çok iyi ya. Hızlı bir takıcı. Çok hoşmuş. Nehir görünüyor burada. Burası çok güzelmiş. Bayağı avenisi var ya. Aynen, içeride de küçük küçük dükkanlar var. Baş tarafında. Şurayı göstermedim. Şurası bayağı tıklım tıklım dolu. Ve burası da çok ünlü steakhouse. Muhteşem steakler yapıyorlar. Makaronlar. Burası önceden bir kiliseymiş. Daha sonra bayağı pahalı bir fiyata satılmış ama restorasyon yapılıp restorana çevrilmiş. Var tahmin bu. Steakhouse olmuş. Şimdi. Güzel beraber. Evet. Hatta beraber.
Burası çok tatlı. Çok eski dükkanlar var şu tarafta, sağlı sollu. Onların hepsi de antikacı. Ama insanlar iyice eşya almaya başladı. Her taraf hediyelik eşya dolu, aynen. 2 gün kadar böyle değildi değil mi? 2 gün öncesine kadar. İyice abi sokakta yürüyemiyorlar. Bir hava ısındı ya şu an. Evet, karşıda da Starbucks'lar. Çok güzel bir yere koymuşlar. Ve tabii bayrak. Çok güzel bir bölgeye yaklaştık. Tekiye doğru gidiyoruz şu anda. Köprünün bu tarafı hediyelik eşyayla dolu, karşı tarafı da art galerileriyle dolu. Tıklım tıklım. Bence iki tarafın da çalışmada olduğunu gösteriyor. Aynen, iki tarafta da farklı. Bir de sanatla. Şu stüdyo da çok hoş. Şöyle artlar var. İçerisi de çok hoştu aslında. Şöyle bir tur atayım. Her zaman geliyorum, yine bir girelim. Madem videoya gelmişiz, bir gösterelim. Çok tatlı eserleri var. Hatta içeride bir oturma yeri var. Çok tatlı. Girip hem artları izleyip şöyle görebiliyorsun. Çok güzel artları. Bir kişiye ait galiba. Tek bir artı. Geçen sene çok oldu ya. Yani atsa da ölmez ki adam abi burada. Buranın en ünlü ikinci oteli. Bayağı pahalı bir otel. Karşıda büyük bir park alanı var. Şimdi de köprüde yürüyoruz. Çok şey görmüyor ama hızlı ya. Çok derin zaman, değilmiş. Ettiğin zaman fark ediliyor. Ama birkaç kişi boğuldu. Kaçın çünkü. Yaşa girmeye yakın insanlar gene şey yapıyor. Yine çok balık var. Burada da bak, Stella'nın balkonu görünüyor. Bahsettiğimiz otelin balkonu. Çok hoş manzarası var. Şimdi köprünün ortasına geleceğiz. Evet. Günün en önemli noktası. Evet. Pensilvanya ile New Jersey'yi birbirine bağlayan köprünün ortasına doğru gidiyoruz. Hatta yazmışlar, şimdi göstereceğim.
yapıyorum ya. Yaklaşıyorum. 5 dakikalar kolay. Buluşamıyoruz. Hey gel bir fotoğraf çekelim. They said it's okay, thank you. Thank you. Onları eze eze şu videoyu çekiyorum. Her şey şu videoyu izleyenler için değil mi? Çok sallama. Şuralarda bir yere müzik at. Yoksa beni fırçaladığın anlaşılır. Ne zorluklar atlıyor. Beş adımda yürü. Selam. Çok eski Lambertville Station diye bir restoran. Muhteşem yemekleri var. Çok güzel tatlıları, şarapları var. Oo, karşı tarafında mı? Evet. Ben muhteşem bir yer. Buraya da gelmedik Onur. Çok loş ışıkları var. Çok romantik bir ortam. Ve çok güzel yemekler. Onları çekmek istemiyorum ama çekiyorum. Evler falan bayağı şey, artık eskiden gelen evler olduğu için kültürü devam ettiriyorlar bence. Yani yine evlere artık izin vermiyorlar. Dışarıda oturma yerleri de açılmış, kapalıydı. Oturmak için sıra bekleniyor. Şuraya bakar mısın? Çok tatlı. Çok güzel bir patisserie açıldı. Kruvasan muhteşem. Evet, şöyle bir gösterelim. Sokağa galibin haberiler. Sağ olun, aynı şekilde. Arkadaşlar, bir dükkan haricinde bir şey yok. We'll be right back.
eski bir otel. Ayrıca restoran. Geldiği zaman böyle bir yerel kasaba havası aldığını hissediyorsun ya. Böyle aynen, çok tatlı Amerika bir kasabada deyince hissediyorsun kendini. Amerika deyince aklımıza mesela böyle plazalar falan geliyor ya. Plazalar büyük bir araba. Aynen. Büyük arabalar. Tabii burada da var öyle arabalar ama eller en azından normal. Kasaba havası. Çok güzel yani, dışarıdan muhteşem görünüyor. Akşam da ayrı bir ışıklandırması var. Geldik benim ünlü kafeme. Her fırsatta gelip cappuccino içtiğim çok tatlı bir kafe. Ben alıp gireyim o zaman. Alalım. Sen birlikte girelim. Hatta burayı da göstereyim. Önce şu etrafı göstereyim. Hadi gidelim. Şöyle. Manzara efsane. Video çekenler ama dedi ki YouTube için çekmiyorlar. Genelde Facebook için çekiyorlar zannediyorlar. İyiymiş. Çok tatlı bir manzarası var. Gerçekten. Bunu çeksene sen. Tamam. Dönüşte ben çekerim. Videoyu durduracağım. Kahvemizi alıp yürüyoruz. Tekrar geri dönüp köprüden geçip arabaya bineceğiz. Çünkü arabayı karşı tarafta bıraktık. Şimdi ya, merkezin artık sonuna doğru geliyoruz. Kahveyle. Aynen. New Jersey'deyi sayın. Şimdi geri dönüp arabayı almamız lazım. Kahveleri içe içe. Karşı muhteşem kokuyor. Muhteşem cappuccino. Gerçekten cappuccinoları çok güzel. Artık herhalde buradan sonra biraz daha yavaş. Yani burası daha sakin, burası daha canlı. Hatta karşı taraf daha canlı. Niye? Orası restoran, işte kafeler, barlar var. Bu taraf daha çok sanatsal. Takılmalık yerler burası. Ben burayı çok seviyorum. Orası çiçeklerin takılmalık. Çiçeklerin güzelliğine bak. Eğlenmelik değil. Orası eğlenmelik, burası eğlenmelik değil. Evet. Burası evlenmelik. Şimdi böyle buradan geri döneceğiz. Hadi geri dönelim artık. Tamam. Çok yürüdük. Seni göstermeyecektim. Gözlüğümü takayım da şimdi köprüden geri dönüyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Şu an köprüden geri dönüyoruz. Evet.
won't stop till I see what I want to see. Geri dönüp arabayı alıp sonra plan yapmamız lazım. Nereye doğru gidelim diye. Canı sıkılmasın diye böyle bir manzara. Aslında başkasının gelip fark etmesi yasak ama ben keşfettim. Fark abi sana hiçbir kural dayanmıyor maalesef. Kapıyı da açsam da binsek. Artık United States, the United States şu büyük, çok büyük olan country. Şekil değiştirdi ama yine de bu ya, kaza sonuçta. Korkma bunu. Ne oldu? Yandım oğlum. Derim değişti. Derim. Olsun. Ama olsun. Olsun. Sana bir şey olmaz. Sana feda.
yol vermedi orada. Adam dümdüz yolunu devam ediyor. Saygılı da artık bu şeyden dolayı yani. Ya tabii ki saygı da vardı ama kural olarak saygılı yapmış yani. Evet, nereye geldik şimdi? Cennete geldik yani gerçekten. Ya burada hayvanları göremiyorum. Bir tek kaz var burada. Bir de burada koyun var. Arada bir geyikler önüme çıkıyor. Şurayı göster bak. Boş park bulduğu zaman Eylül'ün halleri. Güzel çocuk gibi. Hadi başlayalım. Gel bir daha. Gel. Hadi gidelim. Hadi zaten burası da merkeze 10 dakika. Ya manzara çok güzel de şey olmuş şu an, su bayağı kirlenmiş ama. ne umdum ne buldum falan. Yapraklar mı kokuyor? Şöyle daha güzel. Biz buradan daha önce yürüdük değil mi? Olduk geldiğimiz yer burası. Yol daha sonra sağda dere, solda da büyük kocaman nehir oluyor. Aynen. Demin köprüden geçtiğimiz nehir. Solumuzda kaldı. Şuraya kadar yürüyoruz. Çok sıcak. Gerçekten sıcak. Mayıs ayındayız ama havalar da enteresan burada ya. Bir gün yağmurlu oluyor bir gün. Bir anda ısınıyor, bir anda yağmur yağıyor, havalar bulutlu oluyor. Bak bu seslere bak. Hem kahve getireceğiz hem bisiklet turu yapacağız. Bu seslerini duyuyor musun? Hani iki taraftan geliyorlar. Bir arabam var. Abi kamerayı hakikaten. Kamerayı video çekebilen çeksin. Gerçekten öyle. Şu manzaraya bak. Sevene çok tutuluyorsun ama background'ı kimse bilmiyor. Arka tarafı kimse bilmiyor. Burası kurumuş. Sen geldiğinde su bayağı yükselmiş. Aynen. Yağmur yağdıkça nerede buradan var? Taşıyor. Şöyle aşağıya doğru akıp gidiyor. Göle bağlanıyor bu sefer. Ama burada en çok olan şey, en çok olan hayvan şu kazlar ya valla. Hem yaşıyorlar bu hayatı baksana bak. Yaşıyorlar bu hayatı. Bir de kaplumbağalar. Ona doğru geliyor bak. Şuraya bakar mısın? Çok tesbihler. Abi çok kazlar oluyor. Çok tatlılar ya. Bak geliyor bana doğru geliyor. Geçen bir tanesi saldırdı bana. Oğlum bunlar çok sinirli bak. Öyle masum görünüyor. Korkma. Ben buradayım seni koruyorum. Oh daha çok güvende çıktın. Falan.
Burası su altında kalıyor. Buraya gelmeye bayılıyorum her fırsatta. Şu hale bak. Muhteşem. Ama insana hakikaten şu doğa huzur veriyor. Kuş seslerine bak. Abi bizi hem ruhen hem bedenen çok iyileştiriyor ya. Şunu şöyle şuraya sıkıştıralım, dönüş dağılırız. Her zaman öyle yapıyorum. Öyle mi? Tamam. Evet, çevreyi kirletmeyelim. Şöyle köşeye bırakalım, dönüş dağılalım. Yok. Kameranın arkasında olmak farklı bir şey, bir de ön tarafta yürümek ayrı bir şey. Arka evet arkadaşlar, arka tarafta ileriye doğru gidiyoruz. İleride daha güzel manzaralar göstereceğim size. Muhteşem bir yer. Bir de arka sular tarafta... akıyor, şelaleler. Ben bir şey söyletmedim lan. Efendim? Arka tarafta olunca bu kadar kendini daha rahat hissediyorsun değil mi? Evet. Saydırıyorsun. Alışacağız. Abi. Bu bizim ilk videomuz. Zamanla, zaman içerisinde... Daha güzel videolar göstereceğiz size. Tabii ki. Alışverişe gideceğiz. Amerika'da fiyatlar nasıl? Bölge bölge fiyatlar nasıl değişiyor? Ayakkabıları, kıyafetleri uygun nereden alabilirsiniz falan onları göstereceğim. Bölge bölge göstereceğiz bunları. Çok güzel bir video olacak. Güzel videolar. Umarım. Aynen. Nereden alışveriş yapıyoruz? Fiyatlar nasıl? Bir sonraki durak herhalde Roz olur. Benzine nasıl zam geliyor? Onları bak, göstereceğim size. Şey de enteresan. He, benzin fiyatlarının işte 2 kilometrede bir değişmesi de enteresan. Evet ya. Abi normalde burada balık tutmaya yasak değil mi? Yok yasak değil. Şu adam balık tutuyor ama... Ha, bunlar da eğlenmek için tutuyor. Yani gün içerisinde ancak 2 tane, 1 tane. Kendini oyalıyor. Çok da balık yok bu gördüğüm. Jik almış zaten. Sahte balık almış. Hı hı. O şekilde tutuyor. Ay geriye geldik. Güzel ve çok böyle ferah hissettiriyor. Karşıda da geyikler var. Hani? Şu an görünmüyorlar ama her geldiğinde karşılıklı oturuyoruz geyiklerle. Ne yapacağım biliyor musun? Şöyle videoyu düzenleyeyim. Ha, tutayım da sallanmasın. Hı hı. Nasıl? Hı, fena değil ha. Puan ver bakayım. Oynatma, sen yürü, elini çıkıştır. Ne çektim be? Şey alacağım. Yetiştik. Buradayız. Buradayız. 5 dakika yürüdük herhalde sohbet ederken. Evet. Aslında sohbette de edince hızlı geçiyor ama yaklaşınca daha çabuk gelecek. Abi adam ormanın içine evini yapmış. Etrafını da çitilemiş. Bu şekilde... Artık yazlık mı kullanıyor bilmiyorum ama herhalde sürekli kaldı evde değil mi? Olmak lazım. Bizim orada var ya böyle yazlık evler, tabii ki şeyi daha çok kullanıyor. Presidentler falan. Evet. Burada da dünyanın en büyük şelalesi var. Seni göstereceğim şimdi. Minik şelale. Niagara şelalesi. Abi telefon düşmesin de ben düşeyim, önemli değil. Ama şey andırıyor değil mi? Niagara şelalesini böyle. Ses aynı. Ses aynı ama. Çok güzel bir ev var şurada. Evi çok güzel bir yer yapmış ya. Aslında güzel bir insan vardı, şunu derdi. Acaba hayatları nasıl? Deyip sorgulardı. O yani, benim için de güzel bir soru işareti oldu. Burada evde oturmuyor mu? Evet. Bir gün gelir sorarız. Hep yaşlı çiftler var bu bölgede. Tamam. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Evet. Seni göster. Hadi. Günün ne anlamı önemli? Lütfen belirten bir cümle konuşun. Bir dakika. Tamam. Bu bölgede, gel şurada oturalım da anlatayım. Tamam. Bu bölgede genelde... Emekli olmuş yaşlı çiftler gelip güzel bir ev satın alıp yerleşiyor. Yani bu bölge hep
yaşlı insanlarla dolu. Emekli olmuş, artık son zamanlarını mı yaşayan mı diyeyim. Aslında her gün gelip aynı lokantada yemek yiyen insanlar. Konuşmaya devam ettir. Neyi? Konuşmaya devam ettir. Evet, o yüzden burası aslında yani sadece gelip tatilini yapıp gideceksin. Diyorsan burada 9'da hayat bitiyor. Hı hı.